Ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Kaledeki Türk bayrağı ve tur halımızın biricik televizyonu Kanal Alfa'nın yayın hatları saldırıya uğradı. Cengiz Topel İlkokulu'na yapılan taşlı saldırı büyük üzüntü yarattı. Belediye Başkanı Pehlivan belediye meclis üyelerine veda etti. Traktörün bilinçsizce davranışı, Tuzla şehitleri için tören yapıldı. Güvenlik Konseyi Saraybosna için toplanacak. Özel okullara giriş sınavı başvurusu, Çıraklık Eğitim Merkezi'nden duyuru, Fadime Öztekin'i kaybettik. Ve şimdi haberler. Kaledeki Türk bayrağı ve tur halımızın biricik televizyonu Kanal Alfa'nın yayın hatları saldırıya uğradı. Yayın hayatına başladığı günden tarafsızlığı, objektifliği, içtenliği ve özverili çalışmalarıyla tur hal halkının güvenini kazanan Kanal Alfa'nın yayın hatları tahrip edildi. Saldırganlar Turhal Kalesi'ndeki antenlerimizi ve yayın kablolarımızı kullanılmaz hale getirdiler. Ayrıca kaledeki Türk bayrağı da indirilerek elemanlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girerek sizlere yeniden ulaşmanızı sağladı. Yerel seçimlerin yaklaştığı son günlerde Turhal'ımızda değişik oyunlar tezgahlanmak isteniyor. Televizyon kanalımızı susturmak amaçlanıyor. Bayrağımız gönderden indiriliyor. Okullarımızın camları kırılıyor. Parti afişleri küçücük çocuklara yırtırılıyor ve daha başkaları. Demokratik bir seçim yarışı yaşanıyor. Rakip parti adayları birbirlerini ziyaret ediyorlar. Teröre karşı tüm ulusumuz birlik oluyor. Hasta bir yurttaşımıza halkımızın görkemli katılımıyla yüz milyonlar toplanıyor. Kanal Alfa'da üzerine düşeni yapıyor. Hiçbir ayrım yapmadan, haksızlığa fırsat tanımadan tüm partilere açık bir yayın politikası izliyor. İşte tam da bu kardeşlik ve birlik ortamı yaşama geçiyor derken nedeni bilinmeyen çirkin olaylarla karşılaşıyoruz. Düşünceden korkanlar hep karanlığa saklanırlar. Sinekler gibi pis, pürtüklü yerlerde gezer. Sülükler gibi kanla beslenir. Biz aydınlığız. Tur halımızın ışığı ve geleceğiyiz. Tehditler, saldırılar, şantajlar bizi doğruları söylemekten alıkoyamayacaktır. Kanal Alfa, basınımızın onurlu, tarafsız ve dürüst bir neferi olarak sizlere her koşulda ulaşacaktır. Çünkü biz sizler için varız. Çünkü bu ses tur halımızın sesidir. Dün akşam teravih namazı saatinde Yenişehir'deki Cengiz Topel İlkokulu'nun camlarının kırılması ilçemizde büyük üzüntü yarattı. Cengiz Topel İlkokulu'na yapılan bu hain saldırıyı kınıyor, bu tür olaylar son olsun diyoruz. Kanal Alfa ekibi Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Mehmet Kes ile sizler için görüştü. Size mutlu akşamlar diyoruz. Çünkü saatin şu anda 7.30'u gösteriyor. 7.30'u 5 geçiyor. Şu anda Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Sayın Mehmet Kes'in yanındayız. Efendim dün akşam bilinmeyen kişilerce okulun camları kırılmış ve siz değiştirdiniz. Biz yetişemedik. Çünkü bizim de yayın kablolarımızı kesmişlerdi. Kimin kestiği belli değil. Nasıl oldu anlatır mısınız? Önce size de geçmiş olsun diyeyim. Sizin de başınıza böyle bir iş geldiği için üzüldüm. Ayrıca gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Bizim okulumuz ilkokul. Dün akşam tahminen işte teravih saatinde olsa gerek. Biz teravihe gittiğimizde okulun camları sapasağlamdı. Hatta evim okulun arkasında olduğu için geçerken de uğradım. Hizmetlerden birisi de okuldaydı. Abdest aldığını söyledi. Hatta dedim ben camiye gidiyorum, geleceksen sen de gel diye söyledim. Teravih namazından çıktıktan sonra geldik ki bütün ön taraftan başlanmış, arka tarafa doğru donanılmış ve bütün camlar kırılmış. O arada 155'i aradık, polis haber verdik. Bir ekip geldi, keşfini yaptı, bazı çizimler falan yaptılar ve ondan sonra biz Yavşan Karakolu'na gittik. Yavşan Karakolu'nda gerekli şikayetimizde bulunduk. Ve tekrar geldik okulda, uzun bir sürede oturduk. Sabahleyin de kalktığımızda camların ölçülerini aldırdık ve camcıya taktırdık, çocukları üşümekten bu şekilde korumuş olduk. Kimin yapabileceğini, kimin yaptığını bilmek de mümkün değil, tahmin etmek de mümkün değil. Neden yapılır, niye yapılır bir ilkokula böyle bir saldırı? Bilmiyorum. Hangi vicdana sığar onu da bilemiyoruz. Burası bir öğretim yuvası. Buranın öğretimle ilgisi veya şöyle diyeyim, eğitim öğretime bu kadar karşı olan bir insanın ülkemizde yaşaması veya ilçemizde yaşaması da bize elem veriyor.
Siz talebelerimizi, küçüklerimizi, çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Bizler de halkımızın sesi, gözü, kulağı olmaya çalışıyoruz. Onlarla bilmediklerini göstermeye çalışıyoruz. Ve bizim de bugün yayınlarımız kesildi, kablomuz kesildi. Biz de size büyük geçmiş olsun diliyoruz. Ama bizi ne olursa olsun ne öğretim yuvasını ne de bir televizyonu susturamayacaklar. Bunları da buradan söylüyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar bir. Bugün Menderes blokları önündeki seyir eden hatalı traktörün arka kapağının açık kalması sonucu römorkunda taşıdığı artıkları yol boyunca asfalta boşalttı. İkazlarımız sonucu arka kapağını kapatan traktörcü arkasına baktığında bir yol boyu pisliği fark ettiğinde bir hayli şaşırdı. Bu aksaklığı gözünden kaçıran trafik ekiplerine biraz daha dikkat diyor, traktörcülerimizi de uyarıyoruz. Çeksek plakasını da alalım. Plakası yok ki. Plakasını önden alalım. Çeksek. Yavaş. 60'er 818. Kapağı mı açık? Tamam, bırak. Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan, Belediye Başkanlığı döneminin son meclis toplantısında 5 yıl birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine veda etti. Vallahi değerli konuklar, bugün dünyadaki güzelliklerden birini de bugün İslam dünyası yaşıyor. Her inancın bir güzelliği vardır. Topluma kattığı değerler vardır. Bu değerlerden birisi de İslam dünyasında Ramazan'dır. İnsanların birlik kurduğu, birlik ettiği, insanlığa kattığı değerler elbette inançta da ortaya çıkıyor. Ben bir özelliği daha belirtmek istiyorum. Bugün de Türk töresine göre Hıdrellez vardır. Hıdrellez'de Ramazan iç içe bugün. Çaylı Hıdrellez tutuyor. Kuşatura Ramazan tutuyor. Ve kısacası kültürler iç içe, inançlar iç içe Türkiye'de yaşıyor. Böyle bir güzelliği taşıyan daha bir ülke dünyada yok. Anadolu uygarlıkların merkezi, inançların merkezi, insanlığın merkezi. Turhal'da onun demokrasi merkezi diyorum. Atatürk şehrinde böyle bir ibadet ayında bir araya gelmek basınıyla, meclisiyle, siyasi oluşumlarıyla, halkıyla birlikte bir masada oturmak, aynı tadı almak, aynı ortamı paylaşmak elbette insanlığın gereğidir diyorum. Ramazan, İslam dünyasındaki o yerini güzel korudu. Güzelliklerle toplum barışına katkıda bulundu. Turhal'da da toplum bu güzelliği kesintisiz yaşıyor. Tüm Turhal halkına, Tokat'ımıza ve ülkemize, tüm İslam dünyasına Ramazan ayının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ve demokrasiyi bu ayda barış içerisinde toplumumuza daha iyi götürmeyi, sandık başına daha iyi gitmeyi tekmin etmelerini diliyorum. Bugün ben bütünümüzü burada görmek istiyordum. Kaymakamımızı, emniyet müdürümüzü, fabrika müdürümüzü de buraya çağırmıştım. Yalnız onların meclisle birlikte bu oluşumun ortaya çıkmasıyla çağrılmasında da bir gecikme de oldu. Onu da belirteyim. Çünkü meclisimiz belki bugün çoğunluğu elde edemezse başka bir gün toplanacağımızı düşünmüştüm. Çoğunluk elde edilince bugün hep beraber mecliste görüştük. Turan sorunlarını çözdük. Beraber vedalaştık, beraber fotoğraf çekindik, beraber çocuklarının kalem tutan el olması dileğiyle herkese birer tane kalem takımı hediye ettim. İstanbul'da Tuzla tren istasyonuna önceki gün konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan 5 yedek subay adayının cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit askeri öğrenciler için bu sabah Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Şehitlerden Ekrem Okutan'ın cenazesi ambulansla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Ekrem Okutan'ın cenazesinin Trabzon'dan memleketi olan Rize'nin Ardeşen ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi. Şehitlerden Osman Bozdağlıoğlu'nun cenazesi Denizli'ye, Murat Tuncel'in cenazesi Eskişehir'e, Cüneyt Güden ile İsmail Kaya'nın cenazeleri de karayoluyla Konya'ya gönderildi. Güvenlik Konseyi Saraybosna için toplanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Rusya'nın Saraybosna'nın silahtan arındırılması önerisini görüşmek üzere 2 gün gecikmeyle toplanacak. Rusya, Bosna Hersek'te inisiyatifin NATO'ya geçmesine karşı çıkıyor ve veto yetkisi dolayısıyla güçlü olduğu Güvenlik Konseyi'nin daha etkin bir rol üstlenmesini istiyor.
Özel okullara giriş sınavı başvurusu. Sınavlara öğrenci olan özel okullara giriş sınavlarına başvurular 25 Şubat'ta sona erecek. İstanbul'da 62, Ankara'da 11, İzmir'de 6, İçeride 4 ve Zonguldak'ta 2 olmak üzere toplam 85 okul için yapılacak sınavla 8.829 öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan özel okullara giriş sınavı da 18 Nisan'da İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Zonguldak, Tarsus ve Karadeniz Ereğlisi'nde yapılacak. Turhal Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden duyurulur. Kış dönemi kalfalık ve ustalık imtihanları 15 Şubat 1994 Salı günü başlayacaktır. İlgililere duyurulur. PTT'den emekli memur Selvi Puran ile Devlet Hastanesi ebelerinden Serpil Deveci'nin anneleri, gazeteci Şener Deveci ile Ali Puran'ın kayınvalideleri Hekim Hanların Fadime Öztekin bugün Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. Evet sevgili seyirciler, şimdi döviz kurları, hava raporu ve Melike sizlerle. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ataklı Döviz Anonim Şirketi'nden aldığımız bilgilere göre 1 mark alış 10.650, satış 11.000 lira. 1 dolar alış 18.400, satış 19.300 lira. Bugünkü hava durumuna gelince. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan tüm yurt yağışlı geçti. Yağışlar kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yağmur, öteki yerlerde kar şeklinde oldu. Hava sıcaklığı azalmaya devam etti. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yerler kuvvetli. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde orta kuvvette, zaman zaman fırtına şeklinde esti. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak. Turhal -3.0, Tokat -4.0, Bolu -5.0, Ankara -4-1, Maraş -3.9, İzmir -3.7, İstanbul -2.1, Erzurum -9-3, Batman -4-7 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri okuyoruz. Önce özetler. Kanal Alfa'nın yayın kablolarına yapılan saldırı kamuoyunda büyük tepki yarattı. Seçimler yaklaşırken seçim büroları Cumhuriyet Caddesi'ne taşınmaya başladı. Meydan Mahallesi'ndeki kurutma kanalındaki çevre kirliliği. Halkımız siyasi partilerin konvoylarından şikayetçi. Kamuya açıktan eleman alınmayacak. Şimdi haberler. Dün akşam Kanal Alfa'nın Tural Kalesi'ndeki anten kablolarına yapılan saldırı halkımızın büyük tepkisine neden oldu. Dün gece haberin yayınlanmasından sonra Kanal Alfa'ya telefon ederek sabotaj olayını kınayan kadın erkek yüzlerce izleyicimiz gücümüze güç kattılar. Bugün Kanal Alfa'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mahmut Uzar'a, Bağımsız Belediye Başkan Adayı İrfan Gürel'e, EİTSEN yöneticilerine telefon ile ve büromuza kadar gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür olayların Kanal Alfa'yı hiçbir şekilde yıldıramayacağını tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bağımsız Platform Belediye Başkan Adayı İrfan Gürel'in Kanal Alfa'ya yönelik saldırıyla ilgili demeci. Kanal Alfa'ya yönelik olarak yapılan saldırıyı bağımsız aday olarak şiddetle kınıyoruz. Yürekten inanıyoruz ki bu saldırılarla gerginlik ortamı oluşturmak isteyen demokrasi karşıtı güçlere Turhal halkı sağduyusuyla cevap verecektir. Ve Turhal'ın Bilecik Televizyonu kanalına sahip çıkacaktır. Basın kurumlarına yönelik olarak yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İnanıyoruz Turhal'da demokrasi kazanacaktır. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler seçim bürolarını şehrimizin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'ne taşımaya başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Duran Evren, etap lokantasını kiralayarak seçim bürosuna dönüştürürken, Anavatan Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç, Erkan Sineması karşısındaki Buluş Kıraathanesi seçim bürosu olarak kullanıyor. Diğer partilerin de önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Caddesi'ne taşınmaları bekleniyor. Cumhuriyet Caddesi'nin özellikle geceleri hayli hareketli geçeceği benziyor. Her zaman söylediğimiz gibi seçimlerin barış ve kardeşlik havası içerisinde geçmesini diliyor. Tüm siyasi parti yöneticilerinin çok duyarlı davranışlarını bekliyoruz. Meydan Mahallesi'nden geçen kurutma kanalının iki yakasına mahalle sakinlerince çöp dökülmesi çevre kirliliğini büyük boyutlara ulaştırdı. Halk sağlığı açısından büyük tehlike saçan kanal kenarındaki çöplük halkımızın bilinçsiz tutumundan kaynaklanmaktadır. Lütfen kanal ve çevresini temiz tutalım. Evet.
sevgili seyirciler. Şu anda Meydan Mahallesi'nde kanal kenarındayız. Gördüğünüz gibi çöp diz boyu almış götürüyor. Neredeyse kanalı kapatacak. Lütfen biraz daha dikkat edelim, duyarlı olalım. Kendi sağlığımızı düşünelim, kendimizi düşünelim. Bunun yanında da yaşadığımız şehri ve çevremizi düşünerek bu çöpleri buraya atmamak üzere dikkat edelim. Siyasi partilerimizin geceleri mahalle toplantılarına giderken düzenledikleri araç koymalarından halk şikayetçi. Kanal Alfa'yı telefon ile arayan vatandaşlar, partilerin geceleri düzenlemiş olduğu araç koymalarından şikayetçiyiz. Sabah işe gitmek zorundayız veya evde hastamız var. Gecenin geç vaktinde konvoylar korna sesleri uykudan uyanıyoruz. Hastalarımız, çocuklarımız rahatsız oluyorlar. Siyasi partilerimiz geceleri lütfen sessiz hareket etsin diyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet teşkilatlarında değişiklik olmadığı sürece açıktan personel alamayacaklar. İhtiyaç personel fazlası olan birimlerden nakil ve boş kadrolarda değişiklik yapılarak giderilecek. Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre hizmet teşkilat genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan personel için Devlet Personel Başkanlığı'na başvurularak özelleştirme kapsamına alınan ve özelleştirilen kurumların açığa çıkan personeline öncelik verilecek. Evet sevgili seyirciler, kar yağmaya başladı. Bakalım yarın ilçemizde ve Türkiye'de hava nasıl olacak? Döviz fiyatları ve hava durumuyla Melike'yi sizlere bırakıyorum. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu ve yağışlı geçti. Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, öteki yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde oldu. Hava sıcaklığı azalmaya devam etti. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kısa sürede fırtına şeklinde esti. Yurdun doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis görüldü. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle. Turhal -4.1, Tokat -5.0, İstanbul -2.3, İzmir -2.6, Adana -5.13, Ankara -4.0, Bolu -5.0, Erzurum -12, -3 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum ve sözü tekrar Burak'a bırakıyorum. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30 haberlerinde görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa'dan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Kanal Alfa'nın yayın kablolarına saldırının tepkileri sürüyor. Öğretmenler hakkında soruşturma açan Turhal Lisesi Müdürünü kınayan öğrenciler Kanal Alfa'yı ziyaret ettiler. Politikacılarımız uyuyor mu? Şeker fabrikasının geçici işçileri alacaklarını yine alamayacak. Beyaz eşya bit pazarına düştü ve şimdi haberler. Kanal Alfa'nın Turhal Kalesi'ndeki yayınlarına saldırının tepkileri sürüyor. Bugün Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan, ANAP Belediye Başkan adayı Mehmet Kılıç ve Şeker İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Vahap Polat, Kanal Alfa'yı ziyaret ederek Kanal Alfa'ya yapılan saldırıdan duydukları üzüntüyü belirtirken, çirkin olayı kınadıklarını belirttiler. Toplumdaki bütün buluşmaları değerlendiren, ona her anda bakan, o bakış içerisinde Turhal'ımızı ilimize, Türkiye'mize ve dünyamıza her yönde tanıtan ve hizmet veren bir yönetim biçimidir. Bugün Turhal bir haftayı yaşıyor. Turhal'ımız şeker fabrikasının kurulmasıyla birlikte canlanmış, güzelleşmiş, 100 bin ulaşan bir nüfusu barındıran bir il konumunda ilçe olarak kendini göstermiştir. Türkiye'nin en büyük hayvan borsası Turhal'ımızda kurulur. Bir hareket günüdür çarşamba günü. Turhal her yönüyle bir hareket kentidir. Bugün Turhal'ımızda gözümüze, kulağımıza, düşüncemize her yönüyle seslenen televizyonumuzu Kanal Alfa'yı ziyaret etmenin nedeni geçen gün kaledeki kablolarının kesilmesi ve yayının kısa sürede olursa Turhal'ın durdurulması nedeniyle oldu. Düşünce özgürlüğü dünyamızda alabildiğine gelişirken Türkiye'de de elbette alabildiğine her yönden adımlar atıyor.
Turhalımızda gazetelerin çıkarılması, televizyonun yayın yapması kentimizin güzelliğine güzellik kattı. Düşünceleri söylemekten, düşünceleri yan yana getirmekten ve çağa götürmekten hiç kimse korkmamalı. Açık olmalı insan, toplum artık susmamalı, güzeli bulmada yan yana gelmeli. Ben bu kabloları kesip yayını durdurmak isteyen düşünceye karşıyım. Düşünmek, kabloları kesmek olmamalı. Düşünmek, daha çok yayın yapmada ona destek olarak ortaya çıkmalı. Karanlıkta şu an yarasaların hiçbir önemi yoktur. Kapı aralayarak bir yere girilmezdi. Topluma bütün kapıları açmak, bütün düşünceleri açmak, çağımızın, Atatürk Türkiye'sinin, Atatürk düşüncesinin erdemi sayılıyor. Bugün seçimlere adım atarken tüm partileri ziyaret etmem, onlara gerçekten barış çizgisi içerisinde yaklaşıp barış çizgisi içerisinde seçimleri götürmelerini önermem, Tural'daki güzelliği gelecekte daha güzel olmasından kaynak alması düşüncesini ortaya çıkarmamdandır. Günümüz düşünme günüdür. Günümüz barış içerisinde projeleri yan yana getirme, Tural'ımızı daha güzelleştirme günüdür. Dileğim o ki tüm basın organlarının yanına birçok basın organında eklensin Tural'da. Yalnız Kanal Alfa değil, birkaç televizyon kanalı daha açılsın diliyorum ve insanlar izlemekten, düşünmekten, yan yana gelmekten korkmasınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ve suçluların da yakalanmasını, bundan böyle de herhangi bir saldırının olmaması konusunda emniyetimizin tedbir almasını bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, geçmiş olsun. Alfa Kanal'ın kaledeki tesislerine bir müdahale olduğunu öğrendik. Bunun için sizleri ziyarete geldik. Olaydan dolayı üzüntülüyüz. Sizlere de geçmiş olsun diyoruz. Temenni ederiz ki bir daha böyle bir olay Tural'da tevessül etmez. Özellikle seçim sırasında bu tip olayların meydana gelmesi Tural için gerçekten üzücüdür. Çünkü Tural'da seçimler her zaman yüksek tansiyon içerisinde geçer. Buna bizim dikkat etmesi lazım. Bu tip olaylar kasıtlı yapılabilir. Bu tip olaylar her türlü şeye yorumlanabilir. Ama hepimizin temkinli olarak bu olayları arkasındaki gerçeklerin meydana çıkmasından önce bir provokasyona mani olmak gerekir. Özellikle toplum arasındaki barışın huzurun korunması yönünde yayın kuruluşunun sizlerin burada büyük görevleri var. Bizler de elimizden geldiği kadar siyasiler olarak bu konuya dikkat ediyoruz. Ama son zamanlarda Tural'da partiler arasında demeyeyim de siyasilerin dikkatsizlikleri yüzünden bazı olaylara zemin hazırlanmaktadır. Özellikle afiş asma gibi, pankart asma gibi olaylarda dikkat ediyoruz. Partiler birbirlerinin afişleri üzerine afiş asmaktadırlar. Bu çok yanlış bir olaydır. Bunu yapmamak gerekir. Sebebine gelince her partinin gençliği vardır, sempatizanı vardır. Yarın biri kalkar öbürüne bir şey der, bir kavga çıkarsa bunun getireceği zararları, bunun getireceği kırgınlıkları kimse telafi edemez. Buna özellikle parti yöneticilerinin çok özellikle dikkat etmesi lazım. Özellikle partilerin birbirine gayet saygılı bir şekilde bu seçim döneminde Tural açısından büyük menfaat görüyoruz. Bu arada bu vesileyle bu konuya da dokunmak istedim. Kanal Alfa'ya yapılan bu tecavüzün arkasında ne yattığını bilemem. Ama bu bir Tural'ın yayın kuruluşudur. Böyle bir tecavüzde kınıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Teşekkür ederiz. Bir süre önce Ankara'da meydana gelen memur coplama olayını protesto etmek amacıyla başbakanlığa gönderilmek üzere hazırlanan metine imza atan öğretmenler için
soruşturma açan Turhal Lisesi Müdürü Mehmet Uzel'in tutumunu kınayan ve soruşturmanın kaldırılmasını isteyen çok kalabalık bir öğrenci topluluğu Kanal Alfa'yı ziyaret ederek olay ile ilgili bir bildiri bıraktılar. Bildiride şöyle deniliyor. Merhaba dostlar. Bizler Turhal Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi olarak 13 Ocak tarihinde Ankara'da memurların ekonomik ve demokratik taleplerini dile getirmek için gerçekleştirdikleri eylemlerinde başta Ankara ve Malatya olmak üzere polisin müdahalesi sonucu pek çok memur yaralanmış, coplanmış, gözaltına alınmışlardır. Bu olayı kınayan bir kısım Turhal Lisesi öğretmenleri de olaya sessiz kalmayarak 400'e yakın imzalı protestolarını başbakanlığa göndermeleri üzerine Turhal Lisesi Müdürü Mehmet Uzel tarafından bu duyarlı öğretmenlerimiz hakkında soruşturma açılmıştır. Bu anlamda memurların ekonomik ve demokratik istemlerini haklı ve meşru görüyor. Öğretmenlerimiz hakkında soruşturma açan Mehmet Uzel'i bu gerici anlayışından dolayı kınıyor. Açmış olduğu soruşturmayı protesto ediyor. Kime hizmet ettiği belli olmayan bu soruşturmayı en kısa zamanda geri çekmesini istiyoruz. Özelde bu olayı, genelde ise öğretmen ve öğrenci üzerindeki tüm baskıları kınıyoruz. Turhal'dan liseli arkadaşlar. Şeker fabrikasının geçici işçilerine birikmiş nemalarının ayın 18'inde ödeneceğine dair Ziraat Bankası Turhal Şubesince söz verildiği halde işçilerin alacaklarını yine alamayacakları anlaşıldı. Kanal Alfa spikeri Burak Yalman bugün Ziraat Bankası Turhal Şubesi Müdürü Ahmet Yaşar Tunç ile görüştü. Banka müdürü genel müdürlükten paranın ödenmesi konusunda bir yazı gelmedikten sonra kendilerinin yapacakları bir şey olmadığını, eğer böyle bir yazı gelirse gece saat 12'de olsa bankayı açarak ödeme yapacağını belirtti. Koalisyon hükümetinin Turhal temsilcileri, siyasi parti başkanları peki neden işçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmiyorlar? Bu kış kıyamette mübarek Ramazan günü işçilerimizi zor durumda bırakıyorlar. Geçenlerde gazetelerde okuduk. Aynı olaylar başka yerlerde de yaşandı ama alacakları aynı gün ödendi. Siyasilerimize sesleniyoruz. Lütfen işçilerimize sahip çıkın. Beyaz eşya bit pazarına düştü. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve benzeri beyaz eşyalar artık bit pazarında satılıyor. İlçemizin çarşamba pazarında kurulan bit pazarında istediğiniz her türlü beyaz eşyayı temin etmeniz mümkün. Evlerindeki beyaz eşyaları yeni modelleriyle değiştirenler veya görevleri gereği Turhal'dan ayrılanlar beraberlerinde götüremedikleri beyaz eşyaları bit pazarında elden çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda kullanılmış eşya satan bir tüccarın arkadaşımızın yanındayız. Sizi tanıyabilir miydim? Efendim ben Küçük Endiz'den Mustafa Kumat. Evet. Eşyalar alıp satıyoruz. Evet. Peki bu kullanılmış eşyaları alıp satıyorsunuz hafta sonlarında, çarşamba günleri. Bunlara rağbet nasıl? Almak isteyen oluyor mu? Oluyor efendim. Maddi durumu zayıf oluyor. Adam geliyor buradan alıyor. Evet. İcabında biz alınca mesela adamın tayini çıkıyor. Başka yere göç ediyor. Bize ucuz fiyatta alıyoruz yani. Aracı oluyorsunuz. Siz evet. Satıp bırakıyorlar, siz de satıyorsunuz. Tabii. Peki, teşekkür ediyoruz. Bilir miyiz? Ben Turhal Yavuz Selim İlkokulu'ndan emekli oldum. İsmim Hacı Mıstıkas. Az. Evet. Kullanılmış ev eşyası alım satımıyla uğraşıyoruz. Beyaz eşyalar satıyorsunuz. Beyaz eşya, şu anda oturduğumuz koltukları satıyorsunuz. Evet. Yetişin. Kullanılmış çamaşır makinesi, televizyon, bu gibi işlerle uğraşıyoruz. Evet. Peki bunların rağbet nasıl? Fazla mı? Alan oluyor mu? İsteyen fazla mı? Adam yenisini alamıyor. Yenisi pahalı. Eskisine tabi rağbet var. Oluyor. Satış oluyor. Peki işler nasıl gidiyor bu arada kışın? İşler kışın, bugün çıkamadık, pazar yerine çıkıyorduk. Evet. Bugün hava müsait olmadığı için çıkamadık. Peki, size hayırlı işler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait salonda yapılan bilgi yarışmasında Turhal Anadolu Lisesi birinci oldu. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona eriyor. Yarın 20.30 haberlerinde görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyor ve sözü arkadaşım Melike'ye bırakıyorum.
İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu ve yağışlı geçti. Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, öteki yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde oldu. Hava sıcaklığı azalmaya devam etti. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde esti. Yurdun doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis görüldü. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak. Turhal -4.1, Tokat -5.0, İstanbul -2.3, İzmir -2.6, Adana -5.13, Ankara -4.0, Bolu -5.0, Erzurum -12-3 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce özetler. Anavatan Partisi Yavşan Gençlik Komisyonu lokali açıldı. Adaletsiz bir uygulama. Almus'a 70 milyon, Zile'ye 124 milyon, Turhal'a sadece 40 milyon hükümet yardımı. Yayınımız etkili oldu. Siyasi parti konvoyları artık gürültü yapmıyor. Kanal Alfa pek yakında Siyasi Parti Gençlik Komisyonu yöneticileriyle bir açık oturum düzenleyecek. Gülmezler'in İbrahim Sayındığı kaybettik. Şimdi haberler. Anavatan Partisi dün gece ilçemizin Yavşanlık semtinde Gençlik Komisyonu lokali açtı. Kalabalık bir taraftar topluluğunun hazır bulunduğu açılış töreninde Anavatan Belediye Başkan adayı Mehmet Kılıç bir konuşma yaptı. Kuralda güçlü aday isteniyor. İşte güçlü aday. Güçlü adayı sizler güçlü kılıyorsunuz. Bu manzara güçlü adayın kim olduğunu gayet iyi gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlçemizin Yavşan semti olarak geçen semtindeki mahallelerin gençlik kollarının gençlikteki arkadaşlarımızın bize verdiği bu destekten dolayı bu semtin gençliğine özellikle teşekkür ediyorum. Kendilerine İnşallah biz de Allah izin eder göreve gelirsek sizin bu çabalarınızın altında kalmayarak, sizleri mahcup etmeyerek, Tural'da elimizden geldiği kadar çalışarak sizleri hizmetlerimizle yücelteceğiz. Buna söz veriyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 1984-89 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. O dönemlerde göreve başladığım zaman belediyenin imkanları çok dardı. Ve özellikle şehir merkezinde yapılması gereken büyük işlerimiz vardı. Bir şehrin her şeyden önce merkezinin düzeltilmesi lazımdı. Sebze haliyle, buğday pazarıyla, otogarıyla, parkıyla, camisiyle şehir merkezinden başlayarak çevre mahallelere doğru yayılmaya başladık. Hizmetlerimize yayılmaya başladık. Hepinizin bildiği gibi 1984 yılında Tural'da en büyük sorun su sorunuydu. Öncelikle bu su sorununu hallettik. Kimse bu sorununu halledeceğimize bile inanmıyordu. Bu su kısa zamanda akmaz diyordu ve bizden o zaman istedikleri tek şey suyumuzu hallet başkan, senden başka bir şey istemiyoruz diyorlardı. Biz suyu hallettik. Peşinden de kimsenin hayal etmediği çok şey hallettik. Çok hizmetler getirdik. Bunların hepsini Turalılar biliyorlar. Hangisini sayayım? Parkımı sayayım, camilerimi sayayım, okullarımı sayayım, asfalt tesislerini mi sayayım, içme suyunu mu sayayım, kanalizasyonu mu sayayım, belediyeye aldığımız araç gereçleri mi sayayım, açtığımız yolları mı sayayım, siteleri mi sayalım, işanlarını mı sayalım? Yani saymakla burada sizin vaktinizi almak istiyorum, istemiyorum. Bütün Turalılar o dönemde yaptığımız hizmeti bilirler. Ancak Tural o kadar hizmete susamıştı ki biz 5 yıl içerisinde bu hizmetleri bitirmeye vakit bulamadık. Ama boş durmadık. O 5 yılki çalışmalarımızdan dolayı vicdanımız rahat. Ancak hizmetleri bitiremediğimizden dolayı, zamanımız yetmediğinden dolayı üzgünüz. İnşallah
bu dönemde sizlerin desteğiyle tekrar belediye başkanlığına seçilirsem Allah'ın izniyle kalan hizmetlerimizde kaldığı yerden devam ettirilerek Tural'ın bütün mahalleleri, Yavşan semtindeki mahallelerimize dair Tural'ın bütün mahalleleri bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekten altyapısıyla, üst yapısıyla gelişmiş tam modern bir şehir haline gelecektir. Buna size burada Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Dışında özellikle siz gençler için yapacağımız hizmetler de var. Çünkü Tural'da işsizlik has safhadadır. İşsizliğe çözüm getirecek yatırımlara yöneleceğiz. Tural'ın sanayi bölgesi olmasını için elimizden gelen çabaları göstereceğiz. Bunun için her şeyden önce Tural'da insanların birbirine güvenmesi, insanların arasındaki ayrıcalıkların kalkması, insanların burada barış, huzur ve güven içerisinde yaşaması lazım. Her şeyden önce yapacağımız hizmetlerdeki tarafsızlıkla bunu sağlayacağız. İnsanlar arasındaki barış ve güveni sağlayacağız. Herkese adil ve haklı davranacağız. Bunda da söz veriyoruz. Gençliğine bakamayan milletin geleceği yoktur. Onun için biz bu semtteki gençlerimizin isteklerine ve taleplerine bugünden ancak bu kadar cevap verebiliyoruz. Ama gelecekte inşallah göreve gelirsek ayrım yapmadan bütün semtlerde gençliğimizin yetişeceği merkezleri, mekanları oluşturacağız. Oraları gençliğimizin hizmetine açacağız. Oralarda gençlerimizin eğitim yapmasını, kültürel çalışmalarını yapmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin arasında birlik beraberliğin oluşmasını sağlayacağız. Bunun yanında önümüzdeki dönemlerde yapacağımız yatırımlarla Tural'da gençlerimize iş sahalarının açılmasını sağlayacağız. Bu konuda çok önemli projelerimiz vardır. Bunları zaman geldikçe sizlere açıklayacağız. Ama her şeyden önce bu seçimde doğru bir seçim yapmak Tural'ın geleceği için çok önemlidir. Geçen dönemde yaptığımız gibi yanlış bir seçim yaparsak Tural hizmet alamaz. Son 5 yılda gördüğünüz gibi Tural hizmet almaktan öte geriye gitmiştir. Hem ekonomik olarak geriye gitmiştir, hem belediye hizmetleri olarak geriye gitmiştir, hem de insanlar arasındaki huzur, güven ve barış yönünden geriye gitmiştir. Her şeyden önce ben tekrar söylüyorum, insanlar arasındaki barış, huzur ve güveni sağlayarak, Tural'da yaşayan insanların Tural'ın geleceğine güvenmesini sağlayarak burada yatırım yapmalarını ve özellikle dışarıdaki insanların Tural dışından gelecek sermayedarların Tural'a akın etmelerini sağlayacağız. Bu konuda da büyük çabalarımız olacaktır. Bunda da size söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Bizim diğer partilerin adaylarına ve diğer partilere hiç diyeceğimiz bir şey yoktur. Hele hele partilerin hepsine saygımız vardır. Partiler olmazsa demokrasi olmaz. Ancak burada bu hizmeti kimin yapacağını Turallılar gayet iyi bilmektedirler. Tecrübemizle, geçmişteki hizmetimizle ve inşaat mühendisi olarak mesleğe yakınlığımızla verdiğimiz emeklerle bu hizmetin Tural'daki altyapı, üst yapı ve belediye hizmetlerinin kimin tarafından daha iyi yapılacağını Turallılar takdir edecektir. Allah da nasip ederse bu göreve hep sizin desteklerinizle bu göreve geleceğiz ve Tural'ın geleceğini parlak bir şekilde getireceğiz. Allah hepinize razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize seçime kadar büyük işler düşmektedir. Seçime kadar sizler bize çalışacaksınız. Seçimden sonra da 5 yıl boyunca biz size elimizden geldiği kadar hizmet vereceğiz. İnşallah. Altyapı sorunlarını bitirerek hemen üst yapıları da bitireceğiz. Ben size şunu söz veriyorum. Önümüzdeki 2 sene içerisinde Yavşan semtindeki mahallelerin altyapısı bitmiş ve üst yapısı da asfaltıyla, kaldırımıyla, çocuk bahçeleriyle birlikte bitmiş olacaktır. Ondan sonra da sizlere diğer istihdam konusunda
ve iş sahası konusunda hizmetlerimiz olacaktır. Geçen 84 ve 89 yılları arasında yaptığımız belediye başkanlığında Allah bizi sizlerin karşısında utandırmadı. İnşallah Allah nasip eder bu sene de göreve gelirsek, temenni ediyorum ki Yüce Allah'ımdan bu 5 yıl içerisinde sizleri utandırmayacağım. Hizmetlerimle sizlerin gurur duymasını sağlayacağım. İlginizden dolayı hepinize çok teşekkür eder. Bütün Turhalılara saygılarımı sunar. Seçimlerin Tural için hayırlı uğurlu neticeler getirmesini dilerim. Hepinize teşekkür eder, sağ olun, var olun diyorum. İlçemizde yayınlanan Uyanış Gazetesi'nin dünkü sayısında Başbakanlıkça Ramazan'da fakir vatandaşlara gıda yardım yapılması için para gönderildi başlıklı bir haber vardı. Uyanış'ın haberine göre Tokat'ın 11 ilçesinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 786 milyon 684 bin lira para gönderilmiş. 786 milyon 684 bin liranın ilçelere dağılımı ise şöyle: Almuş 69 milyon, Artova 50 milyon, Erbaa 113 milyon, Niksar 97 milyon, Reşadiye 93 milyon, Zile 123 milyon, Pazar 50 milyon, Yeşilyurt 50 milyon, Başçiftlik 50 milyon, Sulusaray 50 milyon, Turhal ise sadece ve sadece 40 milyon. Yukarıda adı geçen ilçelerin büyük çoğunluğu bizim Yavşan semtimiz kadar olduğu halde Turhal'a yapılan yardımın 2-3 misli fazlasını almaları Turhal'ın sahipsizliğinin somut göstergesidir. Hükümetin bu tutumu Tokat'a ve Turhal insanına hakarettir. Böyle adaletsiz bir uygulama şimdiye kadar görülmemiş bir olaydır. Siyasi parti konvoylarının geceleri klakson çalarak gösteri yapmaları halkımızı rahatsız ediyor şeklindeki haberimizden sonra siyasi partilerin gece düzenledikleri araç konvoyları artık gidecekleri yere klakson çalmadan sessiz bir şekilde gidiyorlar. Halkımızın istemleri doğrultusunda hareket eden tüm siyasi partilerin yöneticilerini duyarlılıklarından dolayı kutluyoruz. Kanal Alfa pek yakında ilçemizdeki yerel seçimlere katılan tüm siyasi partilerimizin gençlik komisyonları düzeyinde bir açık oturum düzenleyecek. Açık oturuma gençlik komisyonu düzeyinde katılmak isteyen siyasi partilerimizin gençlik komisyonlarını temsilen açık oturuma katılacak temsilcilerinin isimlerini ve kısa bir özgeçmişliğini 20 Şubat Pazar gününe kadar Kanal Alfa'ya bildirmeleri rica olunur. Pazar Mahallesi'nden merhum Şaban Sayındı, Mehmet ve Ali Sayındı'nın babaları İbrahim Sayındı'yı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyor ve sözü Melike'ye bırakıyorum. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hava durumuna geçmeden önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Ramazan dolayısıyla yaptığımız canlı yayınlarımız yarından itibaren gün aşırı olarak ekranlarınıza gelecektir. Bugünkü hava durumuna gelince. Bugün akşama kadar bütün bölgelerimiz çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu dışındaki tüm yurt yağışlı geçti. Yağışlar kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yağmur, öteki yerlerde kar şeklinde oldu. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak. Turhal -3.0, Tokat -4.0, Bolu -5.0, Ankara -4-1, Maraş 3.9, İzmir 3.7, İstanbul -2.1 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Şeker fabrikası geçici işçilerin alacakları bugün ödenmeye başlandı. Refah Partisi yarın bir miting düzenliyor. İşçi Emeklileri Cemiyeti Turhal Şubesi Başkanlığı Kanal Alfa'nın yayın kablolarına yapılan saldırı ile ilgili bir bildiri yayınladı. Kanal Alfa pek yakında Siyasi Parti Gençlik Komisyonu yöneticileriyle bir açık oturum düzenleyecek. Ve şimdi haberler. Şeker fabrikası geçici işçilerinin bir süredir alamadıkları birikmiş nemalarının ödenmesine bugün saat 16'da başlandı. Bugün Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan, Sanayi Bakanı Tahir Köse ile Tokat Milletvekili Güler İleri ile Ziraat Bankası Genel Müdürü ile temas kurarak birikmiş nemaların ödenmesini sağladılar. (Gülüyor)
engelliyorum. Öyle dedi abi, paramız aldı dedi. Kendisi de söyledi, mağazı içini çağırdı. O yüzden böyle yatıyor, öleriz dedi bize ya. Paramız aldı dedi ya, içeride dedi abi. İçerideydi. O kişi içerideydi, konuştu. Şimdi gene hazır diyor. Para hazır aldı paramız. Dedi, hadi etti, verecek bizim paramız bu adam. Toplanma. Yine aynı yere çektin öyle. Hadi gözün. Öyle dedi abi. Tabii. Müdür geldi dedi bu arkadaşa, paranız. Yok hadi bir bütün vereyim demiştim. Hangi müdürdür size paracığım? Bankanın mı? Şimdi banka müdürü geçiyor da yardımcısı oldu. Ben yardımcısıyla görüştüm. Banka müdürüyle konuştuk. Bir sıra gene telefon geldi. Banka müdürü belediyeye gitti. Belediyeye gitti biz gelirken de, tamam. Hemen çıktı. Telefon geldi, belediyeye gitti. Bir de söyledi. Paranız geldi dedi. Sandık geçiyor ama yok, Ankara'ya telefon etti dedi. Ödesin desin ödeyek diye. Buraya geldiğiniz toplantı tekrar bugün aynı 18. Durum nasıl efendim? Şimdi durum para yok diyorlar. O gün sizin de haberiniz vardı. Evet. 4'ünde dediler, 8'inde. Şimdi 18'ine attılar. Geldik. Çamın dibinde de konuştuk. İçeride de müdür bey. Sizin paranız hazır. Öde derseler ödeyeceğiz dediler. Şimdi ise o gün dağıttılar. Şimdi gene geldik. Paranız gene hazır diyorlar. Öde derse ödenecek paranız. Şimdi diye dağılın diyorlar. Bilmem ne değil, ne olur bilmiyoruz. Sevgili seyirciler, bizler de Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan'a, Tokat Milletvekili Güler İleri'ye ve Doğru Yol Partisi Belediye Başkan Adayı Dursun Alpat'a işçilerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Refah Partisi Turhal Teşkilatı yarın saat 12'de bir miting düzenliyor. Belediye Sarayı önündeki meydanda düzenlenecek olan mitinge gazeteci yazar Hasan Hüseyin Ceylan konuşmacı olarak katılacak. Ayrıca Konya Belediyesi mehter takımı miting süresince gösteriler yapacak. İşçi Emeklileri Cemiyeti Turhal Şubesi Başkanlığı Kanal Alfa'nın yayın kablolarına yapılan saldırı ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride Turhal'ımızın gözü, kulağı, ışığı, suyu, hatta nefesi olan tarafsız Kanal Alfa'mıza uzanan ellerin kırılmasını, laf söyleyen dillerin kesilmesini arz eder, üyelerimizin adına geçmiş olsun der, saygılar sunarız. Emekliler Cemiyeti Turhal Şube Başkanı Sami Hasdemir. Kanal Alfa pek yakında ilçemizdeki yerel seçimlere katılan tüm siyasi partilerimizin gençlik komisyonları düzeyinde bir açık oturum düzenleyecek. Açık oturuma gençlik komisyonu düzeyinde katılmak isteyen siyasi partilerimizin gençlik komisyonlarını temsilen açık oturuma katılacak temsilcilerin isimlerini ve kısa bir özgeçmişini 20 Şubat Pazar gününe kadar Kanal Alfa'ya bildirmeleri duyurulur. Evet sevgili seyirciler, haberlerimiz burada sona eriyor. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyor ve hava raporu için sözü arkadaşım Melike'ye bırakıyorum. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün akşama kadar yurdun batı kesimleri çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçti. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sis görüldü. Hava sıcaklığı biraz arttı. Yarın ilçemizde ve bazı il merkezlerimizdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak. Turhal -1.7, Samsun -1.8, Tokat -11, Trabzon -3.10, İzmir -6.12, Sivas -15.2, Ankara -6.4 derece. Sevgili seyirciler, yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Refah Partisi bugün bir yürüyüş ve miting düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Duran Evren, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Komisyonu toplantısında konuştu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Belediye Başkanı Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi listelerini kesinleştirdi. Şimdi haberler. Refah Partisi bugün saat 12'de Kaymakam Çeşmesi önünde Konya Belediyesi mehter takımının eşliğinde başlayan bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Belediye Sarayı önündeki Atatürk heykeli önünde son buldu. Mitingde Refah Partisi Turhal Belediye Başkan Adayı Mustafa Okur kısa bir konuşma yaptıktan sonra gazeteci yazar Hasan Hüseyin Ceylan halka hitap etti.
Refah Partisi'nin mitingini haberlerden sonra izleyebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Duran Evren bugün saat 13'te Şeker Fabrikası Sinema Salonu'nda Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Komisyonu düzenlemiş olduğu bir toplantıda çok kalabalık bir bayan topluluğundan konuştu. Anaların, bacıların selam olsun sizlere, selam olsun. Rahman ve Rabbim olan Allah'ın ayetleri başlarken hepinizi 21. asırda Müslüman Türk kadınının temsilcilerini, siz Turhal'ın analarını Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bizim başkanımız olacaktır. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Zaten inanmasaydık peşine takılmazdık. O yüreği onda görmeseydik peşinden gitmezdik. O imanı onda görmeseydik peşini takip etmezdik. Çünkü biliyoruz ki geçmişi sizin içeriniz kadar temiz, geleceği de sizin istikbaliniz kadar parlak. Saygıdeğer analarım, son söz olarak şunu söylüyorum. Son söz olarak şunu söylüyorum. Geliyoruz. Geliyoruz Rahmanımızla. Geliyoruz. Geliyoruz Kur'an'ımızla. Geliyoruz. Geliyoruz Turan'ımızla. Saygıdeğer analarım, bacılarım. Hepinizi Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli, değerli hanımlar, değerli analarımız, değerli bacılarımız.
Benim basın danışmanım ve gençlik komisyonu başkanı Şevki Bey çok nefis bir konuşma yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Huzurunuza kutluyorum kendisini. Sizler nasıl Anadolu'yu, nasıl yedi düvele karşı savundunuz, nasıl erkeğinizi yalnız bırakmadıysanız, bugün Turhal'ın mahpus kaderini, kötü talihini Cenab-ı Allah'ın izniyle yine sizler yereceksiniz. Size güveniyorum, size inanıyorum. 27 Mart sizin için çok önemli gündür. Çok sıkıntılar çektiniz. Ama bu sıkıntınız evinizdeki şahsi hesabınız için değildi. Vicdanınızın sıkıntısını, oy verdiğiniz insanların ihanetinin sıkıntısını çektiniz. Onun için bugün buradasınız. Onun için 27 Mart çok önemlidir. Allah nasip ederse 27 Mart yine söylüyorum. Turhal için bir dönüm günüdür. Kardeşliğe, kol kola gezmeye, yeniden herkesi birbirini kucaklamaya geçiş günüdür. O günü şimdiden görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Turhal'ımız, yine söyledim, son yıllarda adeta göç veren şehir konumunda. Turhal'ımızda insanlar kaçıyor. 80 bin nüfuslu köy görüntüsünde köy. Bu bizim için utanç verici bir durum. Bu kötü görüntüye son vermek lazım. Onun için biz adayız. Biraz evvel basın müşavirim izah etti. Benim adaylığımın gerekçesi Allah rızası içindir. Allah rızasından başka hiçbir düşüncemiz yoktur. Çünkü değerli ağırlarım, benim başka bir hırsım yok. Kiminin koltuk hırsı var, kiminin vurgun hesabı var, kiminin soygun hesabı var. Biz diyoruz ki bir de Cenab-ı Allah'ın hesabı var. Esas olan hesap odur. Biz ona güveniyoruz. Allah'ın hesabına güveniyoruz. Ona inanıyoruz. Adaylığımızın gerekçesi budur işte. Şimdi bakın, herkesin hesabı var dedik. Onları çok iyi biliyorsunuz. Ben bu hesapların, o hesapların içerisinde olmadığını, yani soygun, vurgun, koltuk yakalama hesabımın olmadığını ifade ediyorum. Onları bakın açık açık ortaya koyuyorum. Ben devletin her türlü koltuğuna oturdum. Kendi mesleğimle ilgili her türlü koltuğuna, lise müdürlüğü, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Milli Eğitim Müdür Vekilliği, Turizm İl Müdürlüğü, Bakanlık Müfettişliği, o görevi bıraktım geldim. Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği, şu andaki belediye başkanlığının çok çok üzerinde bir görevdir. Koltuk hırsızım olsa o koltuğu bırakıp gelmezdim. Ama ben Turhal'lı hemşerilerimin isteğine, Turhal'lı hemşerilerimin ızdırabına tercüman oldum. Onun için devletin en güzel koltuğunu, en güzel yerini sizin için bıraktım, buraya geldim. Böyle bir hırsım yok, koltuk hırsım yok. Allah'a çok şükür. Maddi hırsım da yok, kefenin cebi yok, geçiriyoruz gidiyoruz, her şeyimiz var. Sadece bir hırsım var, Turhal'da yeniden tesanüfü sağlamak, Turhal'da yeniden birlik ve beraberliği sağlamak, Turhal'da yeniden kardeşliği sağlamak. Allah nasip ederse Turhal'ımızı 2000 yılına en iyi şekilde hazırlamak, sizi böyle mutlu, müreffeh bir Turhal'da yaşatmak. O manada sizin için beraberiz. Onun için buraya geldik değerli hanımlar, saygıdeğer kardeşlerim. Abi, buraya geldiğimizde demin de söyledim, bir koltuk hırsı, bir para hırsı, efendim bir hırsızlık hırsı yok bizde. Allah oraya geldiğimizde haram nasip edecekse oranı göstermesin bize, göstermesin. Biraz evvel ifade ettiğim gibi buraya gelirsek hizmet cevabını başlatacağız. Turalı'nın mahpus halini, kötü kaderini yeneceğiz. Bakın Turalı'da son yıllarda, son 7-8 yıldır iş yerleri kapanmış, fabrikalar kapanmış, maden kapanmış,
süt fabrikası kapanmış, yem fabrikası kapanmış ve bu fabrikalardan dışarı atılan insanlarımız az sevim kalmış. Bunun üzerine yeni yetişen genç nesil işsiz, bu işsizliğe Tural'daki bu durumlara son vermek lazım. Onun için biz seçim beyannamemizde yapacaklarımızın hepsini ortaya koyduk. Ama ben bunların bir kısmını size anlatmak istiyorum. İşsizliğe çare olarak gördüğümüz önemli projelerimizden birisi, onu burada anlatmadan geçemeyeceğim, organize sanayidir, organize sanayi. Organize sanayi bölgesini Tural'da mutlaka gerçekleştireceğiz. Çünkü organize sanayi bölgesi olan yerde fabrikalar mantar biter gibi büyür. Nedeni şu, organize sanayi bölgesine yapılan fabrikalara devlet büyük teşvikler veriyor. Büyük yardımlar yapıyor. Yapılıp çalışan fabrikaları da organize sanayi bölgesinde yapılıp faaliyet halinde olan fabrikaların da elektrik paralarında büyük indirimler var. Su parasında indirim var. Altyapısı hazır. Şimdi bu kadar imkanlar varken yabancı iş adamları gelip de Tural'a fabrika yapmaz. Tural'a fabrika yaptırmanın yolu önce organize sanayi bölgesini hazırlayacağız. Organize sanayi bölgesi olunca yabancı iş adamları burada fabrikaları kuracak ya da Tural'ın müteşebbis insanları, gönül veren insanları da burada fabrikaları kuracak. Yani organize sanayi bölgesi Tural'ımızda sanayileşmeyi gerçekleştirecek. Allah nasip ederse işsizliğe büyük çare olacak. Şimdi bir diğer önemli projemizde şeker fabrikası özelleştirme kapsamında satılırsa, geçen sene biliyorsunuz bir takım iş yerleri satıldı, fabrikalar satıldı. Daha önce hükümet satıyordu, bu hükümet satıyor, bundan sonraki de yapacak. Yani özelleştirme artık devletin politikası özelleştirme. Bundan hiç kimse vazgeçemez. Bu manada Tural Şeker Fabrikası satılırsa biz bu fabrikayı artık sorumluluğumuz dışarıya sattırmayacağız. Yabancı holdinglere, yabancı iş adamlarına sattırmayacağız. Tural Şeker Fabrikası'nı çeşitli kuruluşlarımızla işbirliği yaparak, yani belediye, pancar kooperatifi, hatta işçiler gerekirse halka hisse senetleri de satılarak şeker fabrikamızı Tural'a bırakacağız. Çünkü geçen sene Tural Şeker Fabrikası'nın karı 86 milyar. Ne yapılmış? Her türlü işçi masrafları, her türlü giderleri çıktıktan sonra bu kar. Nereye gitti 86 milyar? Zarar eden diğer fabrikalara gitti. Biz hepsini tamamını anlatamayacağız. Burada seçim beyanlarında var. Ama bir kısmını anlatıyorum. Diğer önemli projelerimizden biri de mezarlık olayı. Hepinizin malumu, her mahallemizde küçük küçük mezarlıklar var. Bu mezarlıklar dolmuş, artık cevap vermiyor, kazıyorsunuz, kemik çıkıyor. Bu manada bu görüntü bizi rahatsız ediyor. O halde çok büyük bir mezarlık yeri seçeceğiz, Allah nasip ederse. İki tane cenaze arabası alacağız, iki tane cenaze arabası. Bu cenaze arabaları Allah kecinden versin, hepimizin başına gelecek. Allah'ın emri, hangi evde cenaze varsa ev sahibi haber verecek. O cenaze arabası imamla beraber evin önüne gelecek. Evin önünde bayansa bayan imam, erkekse erkek imam tabii. Evin önünde cenaze yıkanacak. Ondan sonra hangi camide cenaze namazı kılınacaksa cenaze o camiye götürecek. Cenaze namazı kılındıktan sonra belediye otobüslerinin de iştirakiyle o büyük mezarlığa cenazeye iştirak edenler götürülecek ve defin işlemi yapıldıktan sonra o otobüsler tekrar cenaze iştirak edenlere getirilecek. Yani özet olarak bir cenazenin evin önünden alınıp yıkanması dahil define kadar, definden sonra da halkın da getirilmesi, tüm işlemleri belediye hizmeti olarak kabul ediyoruz ve bunu burada ilan ediyoruz, bunu gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Değerli hanımlar, bir de bizim yine önemli programlarımızda, projelerimizde biri de hepinizin malumu. Şimdi haç insanlara farklı. Herkes gitmek ister ama maddi durumu müsait olmayanlara farz değil. Müslümanlar var da maddi durumu müsait olanlara farz değil mi? Maddi imkanı olmayan haca giremez, farz da değil. Şimdi peki haca giden insanlar hacı oluyor ama
Orada neyi görüyor? Peygamberimizi ziyaret ediyor. Neyi görüyor? Ashabını ziyaret ediyor Medine'de. Ondan sonra Mekke'de Kabe'yi ziyaret ediyor, Allah'ın evini ziyaret ediyor. Şimdi hac oluyor, geliyor. Bu imkanı olmayan insanlarımız var. Hac organizası çok büyük bir organize ama biz o umre organizeleri yapacağız. Belediye otobüsü tahsil ederek Allah nasip ederse. Bu öyle pahalı iş değil. Hayır diyenler gelsin, benimle tartışsın. Televizyonda da tartışsın. Belediye otobüsü tahsil edeceğiz Allah nasip ederse. Fakir insanlarımızı, buraları göremeyen fakir imanlı insanlarımızı seçip çok müracaat olursa kura çekerek onların içinde adaletli yapmak lazım bu işi. O insanlarımızı umreye gönderip peygamberimizi ziyaret etmesini, ashabını ziyaret etmesini, Allah'ın evini ziyaret etmesini, oraları görmesini sağlayacağız. Allah nasip etsin. Kur'an'ımızda yapılması gereken önemli konulardan biri de sizlerin malumunuz. Piknik yeri yok. Piknik yeri. Bu da bir sosyal ihtiyaç. İnsanlar yoruluyor, arınıyor değil mi? Hafta sonunda gidip eşiyle, çocuğuyla yemek yiyecek bir yer arıyor. Buradan kalkıp Gümene'ye gidiyor. Gümene'ye gidiyor. Ya da uygunsuz yerlerde piknik yapıyor. Şimdi olaya böyle bakınca Allah nasip ederse biz Turhalımızda iki tane piknik yeri oluşturacağız. Bunları da tespit ettik. Birisi Gazze Çayı üzerinde çok güzel bir yer. Ve orayı bir takım restorasyonunu restore ederek hazırlayıp bir takım ek yeşillendirme çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları eksiklerini tamamlayarak orayı piknik yeri olarak zaten aralarında çok güzel bir görüntüsü var Gazze Çayı üzerindeki yerin. Turhalımızın hemşire yeri, Turhalımızın emrine piknik yerini açacağız ve sizler artık buradan Gümene'ye bilmem zilenin işte piknik yerlerine gitmeyeceksiniz ya da Amasya'nın piknik yerlerine gitmeyeceksiniz. Turalımızın piknik yerlerinde dinlenip eşinizle çocuğunuzla bir hafta sonu dinlenmesi, bir hafta sonu stres atması ve böylece bu sosyal tesisi, bu sosyal yapıyı da gerçekleştirip sizin hizmetinde sunacağız. Çevre yolu da Kur'an'la önemli bir ihtiyaçtır. Çevre yolu mutlaka gerçekleştireceğiz. O da Çivril'in altında NATO yoluna çıkacak şekilde şehrin dışında bir çevre yolu. Bunu gerçekleştireceğiz çünkü çevre yolu Kur'an'ın hem trafiğini rahatlatacak hem de temizliğine büyük faydası olacak bunun. Saygıdeğer hanımlar, yapacaklarımızın tümünü seçim beyanlarımızda ortaya koyduk. Ben hepsini anlatıp burada sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Önemli gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Yalnız bir şey de vurgulamadan geçmek istemiyorum. Tekrar aklıma geldi. Ben öyle yazılı konuşmayı sevmem. İhticaren konuştuğum için bazıları tabii ilk etapta aklımıza gelmiyor. Kusura bakmayın. Şimdi bir de bakın burada bir merkez camii problemi var. Merkez camii. Tamamen yana. Şimdi merkez camii yapılmış. Cami yapılırken o işe emeği geçen cami yaptırma derneğinin başkanlığını yapan saygıdeğer 70 küsur yaşında bir abimiz dün anlattı bana. O yanındaki hastaları diyor bundan önceki belediye başkanına, bundan öncekine yalvardım. Seçimlere 23 gün kala elini öptüm. Ne olur şu hastaları camiye ver. Ne olur. Allah rızası için bak caminin tuvaleti yok. Caminin genelde namazı kılacak yeri yok. Şunları ver dedim diyor. Vereceğim dedi diyor. Seçimlere 15-20 gün kala bir daha ayağına atın diyor. Yanında bunu söylerken o bundan önceki belediye başkanının reis yardımcısı yanında o da doğruluyor. O da doğruluyor. O sakallı hacımızın ismini vermiyorum. Onun ifadelerini öbürü de doğruluyor. 15-20 gün kala diyor o belediye başkanı yine yakaladım. Ya reis yetmez tutma bak. Seçimlere 20 gün kaldı dedim diyor. Elini öptüm tekrar ağladım diyor. Aynen böyle ağladım diyor. Şu arsayı ver dedi. Ben diyor bu yaşta iki defa elini öptüm onu diyor. İkincide de ağladım diyor. Ne olur şu arsayı ver dedi diyor. Vereceğim dedi diyor. Ve sonuçta diyor vermedi seçimler oldu. Bu yeni belediye başkanı, şimdiki belediye başkanı da diyor o arsaları sattı. Sonra öğrendim ki diyor önceki belediye başkanı da satmak niyetindeymiş. O da seçimse satacakmış diyor. Beni çıkart da televizyonda konuşmuyor diyor. Şimdi Turalım bu kanayan yarası, merkez caminin yanındaki arsayı burada ilan edin.
bahsedeceğiz. Danışmanım bir konuyu hatırlatıyor, diyor ki el işini her yerde anlatıyor, sen hanımlara niye anlatmadın bunu diyor. Doğru. Şimdi saygıdeğer hanımlar, o bizim seçim beyannamemizde var. Şimdi ben milletli müdür yardımcısı olduğum dönemler halk eğitim başkanlığı yaptım. Bildiğim bir işi size anlatayım, onu burada Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Biraz evvel Tural'da işsizliğin hat safhada olduğunu, insanlarımızın işsiz, açsız olduğunu ve sıkıntının herkesi rahatsız ettiğini bildiğimi söyledim. Şimdi işsizlikle ilgili, işsizliğe çareye ilgili iki önemli projeden bahsettim. Organize sanayi şeker fabrikası dedim. Fakat siz hanımların aile bütçesine katkıda bulunabileceği, sizinle yapacağımız önemli bir projemizi anlatmadan burada geçtim. Şimdi ben bizzat gördüğüm bir hadise anlatayım. Halk eğitim başkanı olarak diğer vilayetlerde neler yapılıyor? Hangi el sanatları yapılıyor? Hangi işleri buraya Tokat'a getiririz diye Tokat valisi Recep Yazıcıoğlu tarafından görevlendirildim. Resmi arabayla yanıma iki tane de emrimde halk eğitim müdürü alıp çıktım gittim. Birçok vilayeti gezdim. Çok şeyler gördüm. Çok tespitler yaptım. Onların hepsini anlatsam iki saatinizi alır. Hepsini anlatmayacağım. Yalnız gördüğüm bir şey anlatıp ondan sonra nasıl yapılacağını, burada neler yapabileceğimizi ortaya koymak istiyorum. Şimdi çok yakında hemen Ankara'da Ay Temizler diye bir yer var. Giden geçsin, görsün orayı. Şimdi Ay Temizler'de 1500 tane hanım fabrikasyon tişört yapıyor. Onlar içeride kadrolu çalışıyor. 5000 tane hanım da evlerinde bu Ay Temizler'e kazak örüyor, kazak, el örgüsü kazak. İpini Ay Temizler veriyor. Yalnız teknik elemanları var, modelleri veriyor, ipini veriyor, yapılmış kazada kontrol ederek alıyor teknik eleman. Çünkü bunların tamamı Avrupa'ya satılıyor. Türkiye'de satılmıyor. O tişörtler de, o kazaklar da Avrupa'ya satılıyor. İşte gezdim, gördüm. Balyalı paketleri gördüm. Üzerlerinde İsviçre, Avusturya uçakla gönderiyor. O hanımların yaptığı o kazaklar Avrupa'da çok tutuluyor. Ben sordum, rekabet edebiliyor musunuz dedim. Bakın dedi, ben size nasıl rekabet ettiğimizi bir örnek anlatayım. Dün akşam dedi, ben İsviçre'den geldim. İsviçre'de mevsim dolayısıyla mağazalarda indirimli mallar satılıyor. Bizim burada da olmuyor mu indirimli listeler? Şimdi o indirimli mallar listesi var, bir de indirimsiz mallar listesi asalar mağazalar diyor. İndirimsiz mallar listesinin başında diyor, en üstünde el örgüsü Türk kazağı yazıyor. Yani bizim diyor, rekabet diye bir ideolojik sıkıntımız yok diyor. İşte şeysiz satılıyor diyor, indirimsiz. Ve ben Türkiye'de mal satmıyorum dedi. Şimdi 5000 adımı hanıma evde bunu yaptırıyor bakın. Ve ben o zaman rakam olarak sordum. Ne kazanıyor bu hanımlar dedi. En az kazanan hanım o zamanki asgari ücretle devlet memuru ne alıyorsa o kadar para kazanıyor. Aile bütçesine çok büyük bir katkı. Allah nasip ederse o bir kişinin yaptığı, bir şahsın yaptığını biz Tural Belediyesi olarak çok rahat ondan daha iyisini yapıp sizlere belediye organizasıyla el işlerini ama kazak ama başka birini hangisiyle bağlantı kurarsak evlerde hem evinizin işini görüp hem de bizim belediye organizasıyla yaptıracağımız bu işleri yapıp boş zamanlarınızı değerlendirip aile bütçesine katkıda bulunmanızı sağlayacağız. Bu manada bu programımız, bu projemiz Tural'ımızın işsizliğine çok büyük kar olacaktır. Bunu da burada ilan ediyorum. Mutlaka gerçekleştireceğiz. Biz organize edeceğiz, siz yapacağınız, yapacaksınız. Yani sizlerin elinizde kalmayacak yaptıklarınız, önemli olan bu. Biz organize edeceğiz, siz yapacaksınız. Organize olunca yaptığınız elinizde kalmayınca. Herkes yapmaz mı? Elinizde kalmazsa. Yapar. O transferi gerçekleştireceğiz.
ve bu el sanatlarını sizlere yaptırıp Allah nasip ederse aile bütçesine katkılarınızı sağlayacağız. Ben sözü epeyce uzattım herhalde. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık.